Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurettin Arkan. Efendim biliyorsunuz YouTube kanalımda bir videom var ve en çok ilgi gören videolardan bir tanesi bu. Telefon dolandırıcısı nasıl keklenir isimli videomuz. 2 milyon 200 bin üzerinde bir izleyici kitlesine hitap etmişiz. Bu ilginizden alakanızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Tabi e, ilgi çektiği kadar 930 tane de yorum geldi bu e, videomuza. Bazı yorumlar açıkçası beni üzdü. Telefon dolandırıcısıyla sanki sırf ilgi çekebilmek amacıyla bir senaryo uydurduk ve biz bunu oynamışız gibi e, yorumlar gelmiş. Bu gerçek olamaz denilmiş. Bu nedenden dolayı size bir izahatta bulunma gereği hissettim. Arkadaşlar ben gazeteciyim. Demirören Haber Ajansı'nda muhabirlik yapıyorum. Ve bu olayın olduğu gün telefon malzemeleri satışı yapan bir arkadaşım beni telefonla arayarak ''Abi çabuk buraya gelir misin? Amcanın birisini telefonda dolandırmaya çalışıyorlar. Senin için haber değeri taşıyabilir.'' dedi. Yürüme mesafesinde çok yakındım dükkana. Hemen gittim. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oluyor tabii bu olay. Bunu da hemen açıklayayım. Vardığımda amca telefonunu şarja takmış, şarj az olduğu için e, karşı taraftaki dolandırıcı ilk aradığında şarjım az her an kapanabilir e, dediğinde hemen git kendine bir şarj aleti bul deyince o da hemen ilk gördüğü telefoncu dükkanına dalmış. Durumu arkadaşa anlatmış, arkadaş dolandırıcılık olayı olduğunu anlayınca da beni aramış. Telefonunu bir süre şarj ettikten sonra ben oradayken tabi aramızda bir konuşma geçti amca ne olursa olsun sakın bunlara kanma. Polis, savcı seni kesinlikle aramaz. Bunlar dolandırıcı. Seni dolandırmaya çalışacaklar. Sen telefonunun hoparlörünü dışarıya ver. Ben kayda başlayacağım. Bu adamın seni nasıl dolandırmaya çalıştığını saniye saniye çekelim. Sonra da biz bunu haber yapalım. Başka insanları kandırmaya fırsat bulamasınlar dedik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Biraz sakinleştirdik. Çok heyecanlanmış çünkü arayan kişi polisim demiş, komiserim demiş. Neyse uzatmayayım. Biz oradayken telefonu yeniden çaldı ve dış hoparlöre verdi. Ben de kayda başladım. Amcanın o anki yaşadığı psikolojiyi, konuşmaları zaten videoda izlediniz. Bunu tekrar etmeme gerek yok. En sonunda da biliyorsunuz telefonu ben aldım ve ben gazeteciyim. Artık sizin ipliğinizi pazara çıkaracağız. Başkalarına dolandıramayacaksınız. Aranızda bilmem ne yapacağız dedik. Orada noktayı koyduk. Ee, ve amacımıza da ulaştığımıza zannediyorum. Ben buradan tekrar uyarıyorum. Değerli vatandaşlarımız, hiçbir zaman polis ya da savcı paranız işte terör hesabınız, banka hesabınız terör örgütü tarafından kullanılmış, FETÖ ile ilişkiniz olduğu ortaya çıktı, paranızı aklamamız lazım falan diye sizi telefonla arayıp da böyle bir istekte bulunmaz. Sakın böyle dolandırıcılara kanmayın. Böyle birisi ararsa tamam kardeşim sen e, benim hakkımda gerekli yasal işlemleri yap ben de en yakın polis merkezine gidiyorum hakkımda böyle bir suçlama varmış memurun birisi beni aradı e, diyeceğim deyin zaten sizi bir daha aramazlar çok kişi parasını kaybediyor psikolojik olarak sizi baskı altına alıyorlar ve ondan sonra da siz ne konuşacağınızı daha şaşırıyorsunuz. İnanın yine Yalvaç'ta böyle bir olay oldu. Jandarma hemen nereden işte ailesinden bir haber almış. E, bankamatiğin önünde inanır mısınız yüzbaşı da var. Uzman çavuşlar var. Ben varım. Vallahi billahi adamı zorla bankamatiğin önünden zor aldık yani. Adam bize inanmıyor karşı telefondaki o dolandırıcıya inanıyor. Ya kardeşim karışmayın diyor ben yapacağım diyor. Adam beni diyor bak diyor suçlayacakmış diyor. Yani e, ben kanmam demeyin, iddialı konuşmayın. Böyle telefonlar geldiğinde lütfen en yakın polis merkezine gidin ve sakın aldanmayın. Bu videomda da kesinlikle bir sahtekarlık olmadığını size tekrar tekrar söylüyorum. Bu amcamız da 40 Kırkbaş köyündendir. E, kulaklar için nasıl yaşıyorsa, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin ama e, dediğim gibi onu dolandırmaktan kurtarmış olduk. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yeni dolandırıcılık hikayelerimiz var. böyle video değil ama onu sözle anlatacağım. Gerçekten hayret böyle bir şey olmuş mu diyeceksiniz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.